Türkiye NATO komutanlık devir teslim törenini terk etti. İlk kez NATO üyesi olmayan Rumlar buraya davet edildi ve bunun üzerine Türk komutanlar ve Türk yetkililer salonu terk ettiler. NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı görevi Orgeneral Curtis Or Orgeneral Todd Walters'a geçti. Belçika'nın Mons kentinde düzenlenen törende NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuşma yaptı. Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı titrini taşıyan kişiler Avrupa'da demokrasi ve özgürlüğü yaymamıza yardımcı oldu. Devir teslim töreninde Amerikalı Orgeneral Walters, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı'nı Scaporotti'den devraldı. NATO'daki devir teslim töreninde skandal bir olay da yaşandı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi resmi üye olmamasına rağmen törene davet edildi. Türkiye'dense tepki gecikmedi. Türk heyeti davetin geri çekilmesini istedi. Aksi halde törene katılmayacağını ilan etti. Dediğini de yaptı. Türk heyeti töreni terk etti. Bu arada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ofisinin Türkiye yetkililerin bilgi vermesiyle durumdan haberdar olduğu öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yavaş yavaş ısrarla Nasıl daha evvel Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliği'ne soktuysa, evet. e, NATO'yu da e, özellikle kendi şemsiyesi altına almak için çabalıyor. Dışişleri Bakanlığı da NATO'nun Avrupa karargahına Rum yönetiminin davet edilmesini kınadı. Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin davet edilmesi büyük bir gaflettir ifadesini kullandı.